Türkeş. Görüşe gidiyorsun. İyi. Ne var? Çok konuşma. Müdürün emri bu. Bilmiyorum yüzbaşı. Ulan nasıl bilmezsin lan? Şahmaran'ın firar edeceğini sen söyledin lan Ergen'e. İyi lan, benden şüphelenmiyorlar. Dediydim ben Assubay. Ben Bravo'dan öğrenmiştim. Bu işin altında o var. Cezaevinde Bravo'nun adamı olmalı. O kim Şivan? Yemin olsun ki, iki gözüm çıksın ki bilmiyorum yüzbaşı. Ben bildiğim her şeyi size anlattım. Bu yan hücreleri, Şahmaran'ın kaçacağını, Bravo'yu. Bildiğim her şeyi anlattım. Bana bak lan. Eğer yalan söylüyorsan, senin o gözlerini oyarım. Anladın mı lan? Ben Şahmaran'ın her şeyini bilirim yüzbaşı. Eğer onu yakalamak istiyorsan, beni çıkart buradan. Ben bulurum size onu. Nasıl bulacaksın lan Hergele? Bağlantılarım var. Ama serbest ve yalnız olmalıyım. Uyanıklı bırak lan. Uyanıklık falan yaptığım yok Assubay. Ya Şahmaran'ı verdiğimde beni serbest bıraksınlar. Ailemi alıp gideyim buralardan. Tek istediğim bu yüzbaşı. Şivan. Bu iş bizi aşar. Biz seni buradan çıkaramayız. Şahmaran'ı istiyorsanız eğer, bir yolunu bulmalıyız. Kaçarsan bulurum seni Şivan. O zaman inan bana, o çıkmak istediğin hapishane sana cennet görünür. Hayır Serdar Yüzbaşı. Niyetim Şahmaran'ı sana vermek. Başka bir niyetim varsa Allah belamı versin benim. Yerinde olsam Yüzbaşı'yı oyuna getirmeye kalkmazdım Ergele. Onun tersi fena çarpar. İnan bana. Aha be oğlum, ağanın tersi. Dur lan şöyle, çıkar şunu. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz? Çıkar şunu, çıkar. Çıkar lan. Hadi şunu çıkart. Giy şunu. Cezaevinden izinde çıkmadın. Firardasın. Poliste, askerde eşkalin var. Şu an var ya, gerçekten aynen damgalı bir eşeğe benziyor. Eğer buradan böyle çıkarsan seni anında yenselerler. O yüzden sen azıcık kımar etmek lazım. Sıfatını azıcık gizlemek lazım. Çünkü sıfatın ne kadar az görünürse o kadar insana benzeyen.
Naza, cihazları test edelim. Tamam Serdar. Serdar, bu çok büyük bir risk. Bizi ya o Yavuz şerefsizine götürmezse, kaçarsa. Bu riski almaktan başka çaremiz yok komutanım. Bunu denemek zorundayız. Telefona ihtiyacım olacak. Biraz da para. Tamam. Seni evlat edinmedik lan. Valla kordon dostum. Gerçekten çok zeki he. Vallahi iyi yere tezgah açtın. Gündi, ne istersen kap valla. Şahmarını istiyorum, tamam mı? Bana şahmarını getireceksin. Yok, eğer bir kahpelik yaparsan bu sonun olur Ergile. Bana bak la Gündi. Sen var ya, kuş olup uçsan kanadını kırar, kafanı kopartırız. Sözüm söz. Kalleşlik yapma. Tamam, hadi yürü. Yürü. Hadi bakayım, ufak ufak. Hadi bakayım. Işığı Anka 1. Devam et Anka 1. Şivan şu an serbest. Şu an sana doğru geliyor. Tamam Serdar. Gidiş ya. Yine şarjı bitiverdi. Sadıcım. Ne haber? Ya telefonunu bir veriversene bana. Benimkinin şarjı bitiverdi de. Ya bir dakika dur. Ya oyunum. Ya şimdi işim var, veremem. Ne yapacaksın acaba? Berivan'ı mı arayacaksın gene? Berivan'ı arayabileceğim, ne olmuş? Allah Allah, ne yapacaktım? Lan işte yandım senin yüzünden. Ne acaba? Bu heyecan ne? Bu sinir ne acaba? Al. Ara ne yapıyorsan yap. Kusura bakıverme sadıcım. İçimde bir sıkıntı var gari. Darılıp duruveriyorum. Allah hayırlara vesile ediversin ha. Amin amin. Sadıcım ya öf. Sıkma sen de canını. Berivan bacı iyidir herhalde. Ne olacak ya? Yavaş oğlum, yavaş. Ha?
gelirim sadece. Ya elinde iş vardır kızın, iş yapıyordur iş. İş. Alo, buyurun. Benim Memiş. Memiş'im sen misin? Ne iyi ettin de aradın. İçim sıkılıyordu valla. Ay. Ne oldu Beri? Alo. Ay. Çamaşır asıyordum da Memiş'im. Onu düşündüm. Ya tamam. Aman be Berivan'ım. Yüreğim çırpınıp çarpıveriyor gari ya. Zaten benim içim bir garip. Daralıveriyorum burada. Daralma Memiş'im. Ben de çocuklar da iyiyiz Allah'a şükür. Berivan'ım gönderdiğim kargo geri verdi mi ha? He geldi sağ olasın. Hamza dayım da başınızda. Başımızda. Sen bizi merak etmeyesin. Sen nasılsın? Abim nasıl? Ben iyiyim Berivan'ım ne olsun. Abin de bildiğin huysuz kordon komutan. Yüzü değişince huyu değişiverir mi gari? Bak ne diyeceğim sana. Şeyde bir öğretmen kız var gari. Kordon için çok uğraşıveriyoruz gari. Ama senin bu huysuz kordon abin yok mu? Kızdan kaçıveriyor hemen. Aman Memiş'im ha. Bir yolunu bulun. Abimi ikna edin ne olur. He tamam. Halledeceğiz o işi. Sen kim bilmiyor musun? İyi hele doktor oradaysa versene bana. He burada. Burada veriyorum. Veriyorum. Sadıcım. Bitti mi işim hep? Yengel istiyor. Alo. Beri ne yaptın kız sen? Ya bu Memiş'i öldüreyim mi acaba ya? Ortadan böyle ikiye böleyim mi acaba? Bunu üzüyor mu seni? Yürü git lan sadece. Doktor. Abim ikna et ne olur. Sen bir yolunu bulursun. Sen bilirsin işini. Yap şu işi doktor. Tamam tamam merak etme ya. Şimdi ben bir yol bulurum. Yani o işlerde benim muhteşem derecede zaten perfect bir şekilde bir numara olduğum belli zaten. O işler bende hiç merak etme. Tamam. Hadi görüşürüz. Verdim sadece verdim. Hadi bay bay. Gel. Benim hanım. Ben kapatıveriyorum. Tamam. Hayırlı haberlerinizi bekliyorum Memiş'im. Tamam. Tamam benim hanım. O iş bizde. Kadınla çocuklardan başka kimse var mı evde? Bir kişi daha var. Bahçede çalışan bir adam. Kadının dayısıymış. Bu gece alın kadını. Çocuklarla odaya ayak bağı olur. Onları da öldürsünler. İki çocuğu ve kadının dayısını öldürün. Kadına zarar vermeyin. Temiz iş olsun. Kadın Suriye'ye gönderilecek. Çeşidin köle pazarında satılacak ona göre. Emredersin. Güven. Bu Berivan sadece Memiş'in karısı değil. Sungurların as subayı Celil'in de kız kardeşi. Güzel. Bu operasyon Sungurlara büyük darbe olacak o zaman. Yeğenleri geberen. Kız kardeşi köle pazarında satılan Celil as subayı. Dağılacağına eminim. Komutanım, bu Şivan her gelesi aynı yerde dolaşıp duruyor. Oyalıyor bu şerefsiz bizi Serdar. Şivan şu ana kadar hep yararlı bilgiler verdi. Eğer oyun oynarsa sonucuna katlanır.
Aga kolay gelsin, kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl, var mı bir şey? E kurdun dostum, bana telefonu bir versene, benimkine su kaçtı. Aldım. Çok teşekkür ederim, sağ ol, çok iyisin. Hadi aç, 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 aç. Heh, tamam, bak Dilan'ın numarası var. Resmen oyalıyor ya. Bana bak be, ben kıyamet koptuğunda burada duruvermem sadece. Ben dışarı çıkıveriyorum. Utanmaz ol biraz Sadiç. Baksana aynı yerlerde dolaşıyorlar. Kurdun dostum. Gerçekten çok sağ ol. Allah razı olsun. İşimi hallettim, sağ olasın. Yine neyin peşindesin, hasta bakıcı? Ya kurdun, acaba sana ne? Acaba benim özel meselelerim olamaz mı? Benim kendime ait bir hayatım olamaz mı? Seni çok ilgilendirmiyor olamaz mı acaba ya? Hadi görüşürüz, kolay gelsin, iyi bakmalar. Aga kolay gelsin, kolay gelsin. Evet kolay gelsin. Evet. Mesajını aldım Celil. Çok teşekkür ederim. Dilan, benden mesaj mı aldın? Beni akşam yemeğine davet ettiğin için teşekkür ederim. O kafede buluşuruz. 8 gibi gelirim ben. Ya arkadaş, Ordo'nun yüzünü görmek isterdim ben. Hiç merak etme Salıcığım. Az sonra nasıl olsa gelir görürsün. Heh, gelin. Yaktım lan sizi. Cayır cayır yandınız. Bittiniz ya, lan siz. Ya pardon, öfkelen mi? Acaba bu öfkenin sebebi nedir ya? Kurdun dostum, gerçekten şu an buradan baktığım zaman aynı köpürmüş bir ayran gibisin ha. Fena mı işte komutanım? Kızı tanıyıverirsin, belki anlaşıverirsin. Yiğit. Kes sesini lan Memiş. Bak, benim işlerime burnunuzu sokmayın diye kaç defa söyledim size. Bu oyun değil lan, anlamıyor musunuz? Çocukça davranmanızdan bıktım artık lan. Ya pardon dostum, sen gidiyorsun kıza yüzük alıyorsun. Evet. Sonra gidiyorsun kızı evlenme teklif ediyorsun. Şu an bir yemekten mi kaçıyorsun acaba? Gerçekten senin bu yaptığın delikanlı adama yakışmaz. Delikanlı yere gezme ortada yani. Bak dostum, ben kimseye yüzük falan almadım. Evlenme teklif etmedim. Yılan Naz'a kumpas kurdu bana. Hem Berivan da bu işi duyunca çok seviniverdi. Evet. Abim yalnız kalmayacak dediydi o. Hala konuşuyor lan. Bak, ben kimseyle evlenmiyorum. Anlaşıldı mı? Sokun bunu kafanıza. Valla kurdun dostum, şimdi evlenin mi, evlenmeyin mi? Orası gerçekten ikinizin bileceği iş. Oraya biz karışalım. Evet, ama şöyle bir durum da var. Eğer akşam o yere gitmesen, adın kurdun olan adın kayıtlığa çıkar, benden söylemezsin. Ayrıca senin yerinde olsam, benim dilime düşmeyi hiç istemem yani. Siz ikiniz var ya, baş belasısınız lan. Ay. Ay. Tövbe tövbe ya Rabbim ya. Tövbe tövbe. Hayırdır Celil, ne oldu? Sinirlisin. Ne olacak komutanım? Bu doktorla Memiş çöpçatanlık yapıp Dilan'la aramı bulmaya çalışıyorlar. İyi işte, fena mı Celil? Sen sus Naz'a. Sus, yoksa fena patlarım sana. Her şey senin yüzünden oldu zaten. Benim gönül eğlendirmeye ne zamanım var ne de niyetim. İşimize bakalım ya. Bak şimdi şurada gördüğün adam var ya. Cehennemin dibine girsen de seni bulacağım Şiva. Galiba terslik var. Celil, bu işte bir terslik var. Meryem peşindeydi komutanım. Ayşe Ankabir, durum ne şu an? Meryem,
Cevap ver. Neler oluyor? Kaybetti kesin. Yanlış giden bir şeyler var komutanım. Şivan'ın sinyali siber internet kafeden geliyor Serdar. Bu şerefsiz bir şeyin peşinde. Alalım şunu komutanım. Bu adam olmayacak anlaşılan. Çıkalım hadi. Emirlerini yerine getirdim. Yüzbaşı beni cezaevinden çıkardı. Seni ve Şahmaran'ı ona vermemi istiyor. Hemen sınırı geçmek istiyor. Berivan'ı Şivan'la sınır dışına gönderelim. Sonra da Sungurları bitirelim. Daha değil. Sen Şivan'ı söyleyeceğim yere çağır. Telefona ihtiyacım var. Tabii, buyurun. Merak etme, geri getireceğim. Tamam, tabii. Kimsin? Serdar benim, Meryem. Şivan Şahmaran'ı çalışıyor. Beni fark etti. Sınır dışına çıkmaya çalışıyor. Şahmaran'la irtibat kurdu. Tarihi handa buluşacaklarmış. Peşindeyim. Sakın adımı kaybetme Meryem, anladın mı? Yoldayız, geliyoruz, tamam mı? Sinyali takip ediyoruz Serdar. Meryem'in dediği doğru. Tarihi evlerin olduğu mahalleye doğru gidiyor. Halen daha peşimde kahpe. Dur! Yine nereye kayboldu bu şerefsiz ya? Şahmaran'la Bravo nerede? Seni niye gönderdiler Topal? Topal mı? Serdar, Şivan soytarısı Topal'la buluştu. Ses net değil. Sesi ayarla, sesi. Şivan Topal'a Yavuz'la Bravo'yu soruyor.
Kuş gibi uçtun cezaevinden ha? Sen de çıkmışsın Şivan. Beni bulmak için seni bırakırlar demiştin. Aklı çıktı. Niye arıyorsunuz be? Ne oluyor? Ne oluyor dedim. Yavuz, Şivan ve o yeni şaklaban bir aradı. Ya abla, bu Meryem nerede ya? Serdar. Meryem neredesin? Şivan ve Yavuz Bravo ile buluştu. Şivan'ı kaybettim. Onları bulamıyorum Serdar. Sinyal tarihi evlerin olduğu bir otoparktan geliyor. Oradayım ben de zaten. Ama nerede bu adamlar? Hiçbirini göremiyorum. Meryem, adamları hemen bul. Biz geliyoruz. Burada bir şey var. Çalışıyorsun lan it herif. Yok hayır. Ben dediğiniz her şeyi yaptım. Yerimizi tespit ettiler. Dur. Dur Şahmaran. Dur yapma. Yapma. Hadi aracı, hadi. Yetişemedim Serdar. Kaçtılar. Doktor. Ne? Ölmüş. Meryem, kimseyi görmedin mi? Aracın camları filtreliydi. Hiç kimseyi göremedim. Bu çok kötü oldu. O iki haine ulaşacak yolumuz kesildi. Çalışıyorlardı Şahmaran. Bunu sana getirdim Yüce Şahmaran. Hizmet için. Hizmetçim var. Defol git. Ama Yüce Şahmaran, bu öyle bildiğin hizmetçilerden değil. Zungurların cevap kızı. Nasa. Toparlayın. Hadi. Bırakın. Yürü. Bırakın diyorum. Yürü. Bırak.
komutan gibi. Rahat edin çocuklar. Devam edin. Topal. Yine ortaya çıktı şerefsiz. Şimdi de Bravo'nun uşaklığını yaptığı belli. Şahmaran soysuzu kaçtı komutanım. Şivan'ı da öldürdüler. Layığını buldu sahtekar. Bravo denen adam kimmiş komutanım? Bir gelişme var mı? Maalesef Şerif. Hakkında tek bir bilgi bulunamadı. Adam tam bir sır. Düşman birken iki oldu. Planlarının, hedeflerinin ne olduğunu hemen öğrenmemiz lazım. İlk hedeflerini biliyoruz albayım. Şu hücredeki görüntüleri verir misin? Ne yapıyor bu? Şu resmi yaklaştırın. Kafayı bizimle bozmuş. Yavuz bizimle uğraşamaz. Dersini çok kötü aldı. Bu tipler kalleştir Meryem. Eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu hedef alacaklardır. Benim oğlumu bulamaz. Ben de aslan parçasını zaten sağlam aldım. Gayleden belli yani, ikimiz de tek tabancayız. Benim de düşünecek hiç kimsem olmadı daha, yok. Onlar korumasız galiba. Ya onlara bir şey yaparlarsa? Sakin ol bakayım. Sakin ol. Komutan. Gidiyorsanız Alman yoldaşlarınıza katılın. Onlar sizin acılarınızı görüyor. Teslim olduğunuz... Hamza dede, babam bu kahraman, Celil dayım mı? İkisi de yamandır evlat, ikisi de yaman. Efilme dalıp gittiniz. Saat geç oldu. Hiç. Hedefteyiz Bravo. Temiz iş çıkarın. Sorun istemiyorum. Kadını sağ salim getirin lan. Tamam. Alo müdür, Güven abi sorun istemiyor. Silahları susturucu takın. Hadi çocuklar. Gelin artık yatalım. Artık uyuyacağız. Anne. Hek uzun. Uyumadan önce kardeşimle ben seninle babam için dua edelim mi? Anne ne olur gidelim, ne olur. Canlarım benim.
Edelim. Edelim tabii. Hadi gidelim önce. Hadi, hadi gidiyoruz. Hadi. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler dayı. Güzel Allah'ım, şu anda bütün dünyada anne ve babasını kaybetmiş üzülen bütün çocuklara yardım et. Onların gözyaşlarını dindir Allah'ım. Onlar hiç unutmasın ki senin en çok sevdiğin güzel peygamberimiz de annesiz ve babasız büyümüş. Annem ve babam biz çok küçükken bize ilk senin ismini öğrettiler. Allah dediler. Sonra dua etmeyi öğrettiler. Yavrum bizi de dualarında unutma dediler. Onlar seni çok severler Allah'ım. Rabbim hep sev onları. Ayırma rahmetinden. Mahrum etme merhametinden. Rabbim hep sev onları. Ayırma cennetinden. Cennette de bizi birbirimizden ayırma Allah'ım. Amin. Yavrularım benim. Canlarım. Rabbim bizi hiç ayırmasın. Ne bu dünyada ne de öbür dünyada. Hep bir arada cennette olalım inşallah. Hadi uyuyun. Hadi yatağa. Evet. Evet. Allah rahatlık versin yavrularım. Thank you.
Allah'ıma çok şükür. Tam zamanında yetiştiniz ha. Helikopterle geldik. Baba! 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 Babacığım! Berivan? Nemişim? Oh, çok şükür. Hamza dayı, var mı bir sıkıntı gari? Yok Allah'a şükür. Yok evladım. Şükürler olsun dayı. Baba, Celil dayım da geldi mi? Oy kuzu, gelmez olur mu? Uçuyor. Dışarıda indirdiğim adamı konuşturdum. Bu köpekler şeymiş, paralı askerlermiş. Yani bunların Bravo ile ilişkileri yok yani. Sadece telefonla. Kalleşler operasyon izliyormuş. Beni görüyor musun lan soysuz şahmaran? Senle bu Bravo denen o şerefsiz var ya. İkinizin de kurtuluşu yok lan şerefsiz. Lan elbet boğazınıza çökeceğiz lan hergeleler. Kahretsin. O Berivan'ı kaçıracağım. Suriye'de bir örgütün içine atacağım. Sonra da köle pazarlarında sattıracağım onu. Yeter Yavuz. İşimize bakalım biz. Yarın planladığımız operasyona başlıyoruz. 12 bin savaşçının içinden seçilen 3 adam yarın ilçeye giriyor. Şeyi halledeceğiz. Yavaş, yavaş bir önüne bak. Şşş. Sen kime kundi diyorsun lan? La oğlum o elini falan indir şurada çocukların içinde senin kafanı ısırmayayım ha. Ne dikeliyorsunuz oğlum böyle? Ne dikeliyorsunuz? He? He? Lan kafasını ısırıyorsun lan sen. Ne oluyor lan? Kırarım lan senin o elini. Her kere. Bas git lan. Tepemin tasını attırma. Utanmadan bana soruyorsun diyorsun ki konik. E sensin. Hırçın da sensin. Bıv! Yok yani komutanım. Bir yanlış anlaşılma olmuş galiba. Ben kötü bir şey demek istemedim. Yürü git lan. Kırdırmayın kemiklerinizi bana şimdi. Hadi bas git lan. Dostum bu adamda bir şey var ha. Vallahi ben bundan hiç haz etmedim. İşimiz var doktor. Yoksa silkelerdim her gereği de anlardık ne mal oldu. Doğru diyorsun. Hadi. Yavrum, oğlum. Bir süre dayınızla köyde kalacaksınız tamam mı? Sen niye gelmiyorsun anne? Anneniz benimle kalıvereceğim kuzular. Biz de kalalım baba. Burada komutan benim. Ben ne dersem o olur. Hadi bakalım. Üzmeyin annenizle babanızı. Ver. Emredersin dayı. Emredersin dayıcığım. Bisküvitler çocuklara. Aslan parçaları. Alın bakalım şunları. Yolda yersiniz. Ya kundiler, ya kavga et. Saat geldi. Binin artık hadi otobüse binin. Otobüste kal.
yok dedin. Yine de kapatmanıza bile gerek yok. Hamza Bey. Aklın hiç çocuklarda kalmasın. Rahat ol. Çocuklar bana emanet. Bilirsin köy daha güvenli. Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Hadi görüşürüz. Hadi. Allah'a emanet ol. Aslan. Hadi. Hadi oğlum. Sağlıcakla kalın. Hayırlı yolculuklar. Hadi hayırlı yolculuklar. Abi, ben de mi gitseydim? Adiler çocuklarla dayıyı öldürmeye kalktılar. Ama sana silah sıkıldı. Ya Berbon bacı, yani anladığımız kadarıyla bunların niyeti seni kaçırmaktı yani. Berbon, alçakların hedefi sensin be. Ama bu kadar ucuz hesap peşinde olduklarını sanmam. İlçedeyiz. Telefon temiz mi? Kulübeden arıyorum. Eski sanayi bölgesi 65'e 4 nolu depoya gelin. Tamam. Eski sanayi bölgesine gidiyoruz. Bir taksi çevirelim. Ağlama gari artık ha. Çocuklar için daha hayırlı olur verecek, göreceksin. Hadi gidelim. Abi, Yavuz yeğenim nerededir? Aslan parçası öğretmen. Tüh be, unuttum ulan. Ya pardon dostum, acaba diyorum sen kız arayıp gelemeyeceğini haber vermedin mi? Yani ben şu an öyle bir şey anladım. Unuttum dedim ya. Ya. Ya kayınço, bütün gece seni bekleyivermiştir. Çok ayıp ediverdin ha. Memiş. Abi ne oldu? Ya senin bu abin olacak kişi, öğretmen hanım var bir tane. Ay çatı pıtı, iyi iyi bir insan. Onu kendisi akşam yemeğine davet etti. Ne? Ben davet etmedim doktor. Ya. Sen bana kumpas kurdun. Ya ne kumpası, kumpası sensin. Yemeği çoğardı, yemeği çoğardı ya. Abi, kıza haber vermediysen çok ayıp etmişsin ha. Evet ayıp. Operasyondaydı. Ne yapayım şimdi, öleyim mi? Ama öyle yaptıysan hemen bir çiçek alıp özür dileyeceksin ha. Çiçek ve kordoncu. He. Bana uymaz. Yüzük alıyor. Ben almadım, Naz aldı diyor. Yemeğe çağırıyor. Gelmeyin, beni bekletiyor. Bir telefon bile açmıyor. Bu ne dengesiz adam ya. Abi. Komutanım. Tamam be, tamam. Ya Nazlı ya, Nazlı in hadi, in. Bak sana kimi getirdim. Bak, halanı getirdim. Ay maşallah. Canım, halanım oğlum ben senin. E maşallah, maşallah. Tamam biri bak. Yavuz'u gördük. Hadi gidelim artık. Aa abi, olur mu hiç öyle şey? Ne için gelmişiz buraya? Ha şey bacım. Dilan öğretmen var ya galiba. O nerede? Sınıfta oturuyor. Bugün hasta biraz. Geçmiş olsun, geçmiş oy, olsun. Kıyamam. Evet. Kocaman olmuş. Ama yani sonuçta ne olacak? Yani dengesiz bir insan da uğraş. Sonu aşırı dengesizlikten hastalık kapmak. Çok normal şeyler yani bu. Doktor. Efendim canım. Fena olacak ama ha. Korkun. Al şunu. Al şunu. Al şunu, şunu. Bu ne be? Yine mi oyun oynuyorsunuz benimle? Çiçeği al. Ben bunu yapamaz da. Abi. Hadi ya gidiş.
biraz medeni ol gari ya. Al şunu, al şunu ya. Kurdu lan, tutsana al şunu ya. Tamam hadi git. Ulan. Hadi. Bunu üçünüzün de burnundan fitil fitil getirmezsem bana da kordon demesin. Tamam bunları hiç ayarlarız, yaparız he. Tamam. Allah'cığım. Oy canım be. Gördüm Dilan. Bir şey mi istedin? Şey, ben dün akşam... Seni çok bekledim, gelmedin. Ben nasıl anlatsam? Sen biraz dengesizsin Celil Komutan. Biliyorsun bunu değil mi? Bence bir psikiyatriste git. Abim akşam gelecekti ama gerçekten işi vardı. Teröristler bana ve çocuklarıma saldırdılar. Abim olmasaydı... Kimsiniz? Ya bu... kendisi Meryem. Bizim kordonun kız kardeşi oldu. Ama bu öyle bir şey değil yani. Akıllı. Kordon gibi değil ya. Yani, tamam mı? Daha akıllı birisi. İyi. Bu Berivan benim hanım olur. He onun da karısı. Kusura bakmayın. Biraz rahatsızım bugün. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş bulduk. Vallahi abimin anlattığı kadar varmışsın. Hatta daha güzel. Celil Komutan beni mi anlattı? Ya sen ne diyorsun acaba? Bayağı gerçekten ağzından düşürmüyor ya. Anlatıyor Dilan. O gün diyor geldi diyor. Bana baktı diyor. Öyle güldü diyor. Böyle yaptı diyor. Öyle gari. Sürekli seni sayıklayıp durur. Bittiniz ulan siz, bittiniz. Abim duygularını pek belli etmez. İçinde yaşar her şeylerini. Abi, Dilan öğretmene çiçek alalım diye tutturmuştun. Ya versene. Hadi ver gari. Hadi arkanda saklamışsın, ver işte. Utanma. İşte 65'e 4 dolu depo burası. Tamam sağ ol. Sağ ol. Eyvallah. Kimsiniz? Bizi Bravo gönderdi. Ha öyle mi? İyi iyi. Ama önce geçin bakalım. Bir kimlik kontrolü yapalım. Ha? Ya güvenlik için. Geç yeğenim geç. Geç geç sen de. Ha böyle. Bak bakayım. Ciğerim sen de çekeyim. Şöyle yakışıklı çık. Sen de çekeyim kız. Ha? Tamam oldu. Bak ya. Son binenler düşürdü herhalde.
virüs lan bunlar. Tamam. Onları Şahmaran'ın eski yerine götür. Emredersin bravo. Eski yerin güvenliği ne durumda? Orasını bir ordu koruyacak. Merak etme. İlk eylem bugün. Bugün Türkiye Bravo'yu tanıyacak. Berivan olayından sonra Sungurlar alarmlıdır. Sungurlar varken bu ilçede istediğin gibi at oynatamazsın. Burada oturup Sungurları dinleyeceksin. Neler yaptıklarını öğreneceksin. Sungurların arasına biri mi sızacak? Bu imkansız. Beni tanımıyorlar. Karargaha girip güvenlik şifrelerini indirip sana vereceğim. Serdar Komutan, Naza, Doktor, Memiş, Meryem. Aralarını kimseyi sormaz. Orası özel kuvvetler karargahı. Oraya kuş bile sızamaz. Naza'nın eski kocası, çocuğunun da babasıyım. Unutma. Yine efendim, kaldın mı terbiyecisi? Hizmet etmeyi sana öğreteceğim. Naza işbirliği yapar mı sence? Benim Bravo olduğumu bilmiyor. Ama oğlumun annesi. Oğlumu kullanarak bağlantı kurmuştu. Başarılı bir operasyon yaptınız Serdar. Yakaladıklarınızdan Bravo'yu tanıyan çıktı mı? Militanlar parayla tutulmuş adamlar komutanım. Bravo'dan telefonla emir alıyorlar. Hiçbiri Bravo'yu tanımıyor. Son gelişmelerden sonra Vali Bey'le olağanüstü güvenlik toplantısı yapıldı. Tüm güvenlik güçleri kırmızı alarma geçti. Sungurlar da görev için her an hazır olsun. Emredersiniz komutanım. Efendim. Benim nasıl? Güven. Bu ne cüret Güven? Nasıl ararsın sen beni? Konuşmamız gereken konular var. Karargâhta seni bekliyorum. Karargâha mı geldin? Karımın çalıştığı yere geldim Naza. Bundan daha tabii ne olabilir? Naza! Naza! Meryem! Ne oldu buna? Naza'nın kocası gelmiş galiba. Kocası mı? Naza evli miymiş? Naza'ya haber verdim, geliyor. Bir çayınız varsa içerim. Olur. İşte bu kadar kolay.
Geberteceğim seni. Asker. Sen burada ne arıyorsun ya? Ha? Konuşalım demiştim. Başlatma konuşmaya Güven. Burası yasak, dışarı. Ben ajan falan değilim Naz'a. Dışarı dedim Güven, dışarı. Buraya yabancı alınmayacak demedik mi? Kocasıyım deyince ben şey... Ya o benim kocam falan değil, değil. Bir daha buraya gelme. Oğlumu görmek istiyorum Naz'a. Oğlumla ilgilenmek için geç kaldın Güven Bey. Oğlum babasını tanımadan büyüyor. Böyle de devam edecek. Şimdi git buradan. Sungurların komutanı Yüzbaşı Serdar. Adını çok duydum. Seni tanıdığıma memnun oldum Yüzbaşı. Ben seni tanımıyorum. Ben Naz'ın kocasıyım. İlçeye yeni iş imkanlarını araştırmak için geldim. Bu sıralar buralar yatırım için çok uygun. Güven eski kocamdı Serdar. Artık bir bağımız yok. Henüz boşanmadık Naz'a. Hala evliyiz. Avukata vekalet verdim Güven. Araştıracak. Şimdi git buradan. Peki. Gidiyorum. Seni görmek güzeldi Naz'a. Sizinle de tanıştığım için memnun oldum Yüzbaşı. Böyle saklı kalacağını sandım. Çok yazık. Bir gün açığını bulacağım. Çok kötü canını yakacağım Meryem, bunu bil. Benimle uğraşma. Pişman olursun. Bir daha yanıma sokulursan seni öldürürüm. İçerideyiz artık Yavuz. Ne yiyorlar, ne içiyorlar bunu bile öğreneceğiz artık. Veriler gelmeye başladı. Operasyon başlıyor Yavuz. Sungurların atacağı her adımı bilmeli. Tamam. Adam kendini hala senin kocan sanıyor. Ya biz boşandık Serdar. Bak avukat evrakı getirince görürsün. O adam benim kocam değil artık. Naz'a, bu beni ilgilendirmiyor, tamam mı? Özel meselelerini işine karıştırma yeter. Yapılır mı bu bana be? Yapılır mı? Hayırdır Celil ha? Dilan öğretmenle akraba oldular komutanım. Neredeyse okulda nikah kılacaklardı. Halledeceğiz o işleri, halledeceğiz de.
Hayırdır, ne oldu burada? Havalar mı bozuldu acaba? Ne oldu? Ha? Yok bir şey doktor, yok. Memiş, sen Berivan'ı güvenli eve götür. Yanında kal, tamam mı? Gerekirse biz seni ararız. Emredersin komutanım. Sağ ol Serdar abi. Hadi. 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 Serdar. Emredin komutanım. Bir taksi şoförü jandarma karakolunda olduğu ikisi erkek, biri kadın, üç müşteri hakkında ihbarda bulunmuş. Yolladığım görüntüye bir bak. Yolcular araçta bir not defteri unutmuşlar. İçinden bu fotoğraf çıkmış. Doktor, bu adam... Bakayım. Nereye geliyorsun lan? Açmıyorsun lan sen! Gidir lan o evi. Ne oluyor lan? Kırarım lan senin o evi. Hergele. Ya bunlar otogarda karşılaştığımız yabaniler doktor. Evet ya, hay yaşa, dilimin ucundaydı. Komutanım, teröristler ilçeye sızmış. Nereye bırakmış teröristleri komutanım? Yolcuları eski sanayi bölgesi 65'e 4 numaralı depoya bırakmış. Şu olaya bak heriflerle karşılaştık. Anlaşıldı komutanım, sonra... hadi çıkalım. Hadi. Riske girmek yoksa ayrı. Önce basın açıklaması olacak, sonra gazeteci konuşacak. Sen bu sırada ayağa kalkacak ve bombayı patlatacaksın. Tabii. Önce bölücü ve yıkıcı her türlü düşünceye ölüm diye bağıracağım. Değil mi canım? Bombalar taşıyıcı kolonlarda olacak. Sen kapının hemen orada olacaksın. Ve bombayı ateşleyip fırlatacaksın. Gerisi tam bir yıkım. Başlattılar. Sakin ol Yavuz. Bir şey olmaz. Bombaların tahrip gücü yüksek. O salon kesin çöker. Hadi 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 hadi. Hadi toplanın, sukurlar burayı öğrenmişler. Hadi hadi hadi. Hadi. Sukurlar haber almış. Burayı basacaklarmış. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi topla topla. Çabuk, çabuk, çabuk. Topla, topla, topla. Hadi. Aha, geldiler, geldiler. Hadi lan. Hadi çabuk, hadi ciğerim. Hadi, 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 çabuk, hadi, çabuk, hadi, hadi, hadi. Thank you.
Dışarıda kimse yok. Burası boş. Ya aga, şoför vallahi korktu morktu. Belki de yanlış bilgi verdi bize. Belki de burayı buluşma noktası olarak kullandılar ha? Yerde lastik izleri var. Serdar, buradalarmış. Üniversitedeki panelin el ilanı. Üniversiteyi karıştıracak bu şerefsizler. Naza. Dinliyorum Serdar. Depo boşaltılmış. Teröristler bir araçla gitmişler. Bu sokakta mobese kamerası var mı ha? Bakıyorum şimdi. Naza, biraz çabuk ol tamam mı? Bir eyleme girişmeden şu namussuzları bulalım. Tamam Serdar, bakıyorum. Eski sanayi bölgesindeki bütün mobese ve güvenlik kamera kayıtlarına ihtiyacımız var. Tamam, anlaşıldı. Görüntüyü geri sarar mısın? Aracın çıktığı anı bulalım. Depo sokağının görüntülerini bulduk Serdar. Aracı arıyoruz. Tamam Nazan. Görüntüyü biraz daha geri sar. Dur. Gelmiş. Hoş geldin patron. Bu ne şeref? Ciğerim sakin. İndir silahı. Topal, bu kim? Ben Bravo'yu temsil ediyorum. Operasyonu ben yöneteceğim. İyi, anlaşıldı. Sen işine bak, biz işimize bakalım. Bugün saat 1'de. Hazır mısınız? Hazırız. Sorun yok. Merak etme. Serdar, aracı belli bir yere kadar takip edebildik. Mobese kamerası olmayan yerde izini kaybettik. Allah kahretsin. Peki öğrenci kimliklerinden bir şey çıktı mı? Öyle birileri okulda kayıtlı değil Serdar. Bir şeyler olacak üniversitede Nazar. Onları bulmak zorundayız. Naza, aracın plakasını alın. Kime ait tespit edin. Ettik, araç kiralık. Kim kiralamış aracı? Bir bilgi yok mu Naza? İlçenin kuzeyinde Ergün Otogalerisi diye bir yer var. Otogalerisinden bir şey çıkmaz sözmüş. Buranın sorumlusu nerede? İçeride. Tamam kardeşim, işine bak sen.
Buranın sorumlusu sen misin? Evet benim. Buyurun. Galerici Baran. Ne istiyorsunuz? Bu ilçeye ait NK 058 plakalı aracı kime kiraladın ha? Müşterilere ait bilgileri veremem. Önce mahkeme emrini getir. Ulan. Aferin. Nerede lan bunlar? Hangi fare deliğine girdiler? Ben bunları tanımıyorum. Görmedim. Ulan. Bir delik açarım sende havan iner. Aracı kime kiraladın lan? Hemen söyle. Hey, çek git asker. Belanı arama. Hey, ne oluyor? Dur. Yapmayın. Git lan buradan. Üniforma giyip zorbalık yapmayın. Bana sökmez. Hepinizi şikayet edeceğim. Önce aracı kime kiraladığını söyle. Sonra gidip kime şikayet ediyorsan et. Ya aga, keçi ya. Keçi konuşmayacak belli. Ben çok keçi gördüm. Az biraz tımarlayınca acı acı meriyen. Celil, tamam dur. Sertliğe gerek yok. Sen arkadaşın söylediği gibi git. Mahkeme kararını al gel. Emredersiniz komutanım. Mahkeme kararını getiriyorum. Adliyeye gidip karar getirecek. Dönmeye çalışıyor. Şşş. Ya ama galiba korktun. Birazcık acemi. Dur. Söyleyeceğim. Ne yaptın sen be? Acemiyiz galerici. Kusura bakma. Aracı kiralayanın kimliğini ve adresini ver. Ben dosyayı alıp geleyim. Heh, adam bu. Aferin, adam bu. Adamı iyi hatırlıyorum. Topaldı. Aracı nasıl kullandığına da şaşırdım. Bu bizim şerefsiz Topal. Komutanım, kayaya tosladık. Aga, bu şerefsiz Topal'sa verdiği bilgilerin hepsi sahtedir yani. Nasıl yani? Arabam gitti mi? Ya oğlum, arabanın üstüne soğuk su mu içiyor? Ne yapıyorsan yap, yürü git. Yazı. Aracı kiralayan Topal çıktı. Bu yolda tıkandı. Tüm güvenlik güçlerini uyar. Şansımız varsa bir eylem yapmadan yakalarız şerefsizi. Anlaşıldı Serdar. Akıntıya karşı kürek çekilmez yüzbaşı. İşiniz bitti. Evet. Durum ne? Sungurlar ne yapıyor? Rapor ver. Rapor mu ver? Sorun yok. Güzel. Bu eylemle onlarca üniversite öğrencisi ölecek. Ardından diğer grup saldıracak. Sonra diğer grup. Her yer karışacak. Gelsin büyük kaos. Dikkatli ol Yavuz. Bir terslik olursa bana hemen bildir. Sen fazla olmaya başladın Güven. Bana emredemezsin. Sungurlar timini bağlayın. Acil ihbarım var. Bu iki bombayı harekete geçirecek olan bu ana bombadır. Sahire,
Kolonların oraya ana patlayıcıyı bağlayıp kumandaya bastığın zaman ortalık cehenneme dönecek. Tamam Cemal. Sorun yok. Gerilme bu kadar. Terörist var. Bomba yapıyorlar. İçeri girmeliyiz Celil. Bombalar hazır. Başlayabiliriz. Saat 11:30. Daha 1,5 saat var. Çok iyi. Topal, sen aracı çalıştır. Emredersin patron. Fabrikayı bulduk. Teröristler burada. Köyün girişinden kuzeydeki toprak yola girin. Anlaşıldı mı? Tamam Serdar, yola giriyorum. Celil, hadi. Aslanım hadi fabrikanın önüne gelin çabuk. Ya aga bizim araç gelene kadar bunlar çoktan tüyer ya. Tüyemezler. Meryem. Adamlar şu anda size doğru kaçıyor, tamam mı? Kaç kişiler göremedik. İki araçta geliyorlar. Yolu kesin, tamam mı? Yolu kesin, biz de geliyoruz şimdi. Tamam Serdar. Ayhan. Yolu kesiyoruz. Anlaşıldı. Yolun iki yanına mevzilenin. Gelen araçları durduracağız.
İşte şimdi yandık ciğer. Silahları atın, elleri havada dışarı çıkın. Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Teslim oluyoruz, ateş etmeyin! Cemal, bir şey yap. Öldürürler bizi. Teslim olmayın. Ateş edin. Cemal! Zahire, git bombayı patlat. Benim için yap. Bizim için yap bunu. Hayır. Zahire! Git dedim Zahire! Git! Şerefsizi kaçtı. Hadi dağılıp bulalım şunu. İki kişi burada kalsın, hadi. Peşime düştüler be. Acele ne şerefsiz. Ya Meryem. Silahını çıkart at. Ya bende silah ne gezer ciğer? Ya beni şoför olarak tuttular. Ekmek parası işte ciğerim, beni gör. Ya ne olduğundan bile haberim yok ya. Benim. Bırak beni gideyim ha. Bırak. Düş önüme. Ben senin işine yaramam Meryem. Ya bırak beni gideyim. Kes sesini. Ailem Meryem. Bilmediğin ama merak ettiğin her şeyi sana anlatabilirim. Bak beni dinle Meryem. Babanı, anneni, kardeşini, bütün aileni. Ailem mi? Bana bak. Ben küçükken, çok küçükken annemi, babamı, kardeşimi teröristler öldürmüş, anladın mı? Ya ölmedilerse? Ya bu bir oyunsa? Ya yaşıyorlarsa ciğer? Amacın benim aklımı karıştırmak. Ama bu olmayacak. Anladın mı? Şimdi yürü. Yoksa kafana mermiyi yersin, adi herif. Ailen yaşıyor Meryem. Ama... ama ortaya çıkıp öldürülmekten korkuyorlar. Kim öldürecekmiş ki onları? Reş. Yani seninki. Yani Serdar Yüzbaşı. Serdar'la benim ailemin ne bağlantısı var? Senin baban Yüzbaşı'nın ailesini katleden adam. Ailen onun için ortaya çıkamıyor. Babana götüreyim seni. Doğru mu yalan mı anlarsın. Acı gerçeği görürsün. Heh.
Meryem. Topalı almışsın. Meryem. Bir cip vardı, o nerede? İyi misin Meryem? Nasılsın Dreş? Ciğerim, bak ne diyeceğim sana. Bu Meryem'in ailesi biz var ya. Biz iki teröristi indirdik. Terörist kız ciple kaçtı. Meryem, cipte kim vardı, gördün? Görmedim. Çocuklar araçta bomba bulamamışlar. Bomba kızda olmalı. Kızın çantası vardı. Toprağım, ciğerim, Dreş, beni bırakın, kızı bulacağınız yeri söyleyeyim size. Ne kadar güzel ya. Gerçekten ne kadar uyanıksın. Gerizekalı. Matıf. Zaten söyleyeceksin. Etmez. Celil. Şunun sağlam bacağını sıksana. Zevkle komutanım. Ya tamam. Tamam. Yeminle söyledim. Bombayı üniversitede patlatacağım. Panelde. Aha. Aga panel bir de 40 dakika falan kalmış aga. Komutanım, şu hainlere yetişelim. Meryem, sen bunu karargaha götür. Tamam Serdar. Hadi. Meryem. Yer. Sevdiğin adamın ailesini katleden babanı görmek ister misin? Gerçekle yüzleşmeye korkuyor musun ha? Bırak beni babanı bulayım sana. Ya da beni karargaha götür. Gerçekleri anlatayım Serdar Yüzbaşı'ya. Ne dersin? Bana bak. Babamı, ailemi bulacaksın bana. Anladın mı? Söz bulacağım ciğerim. Aksi olursa seni bulup kendi ellerimle gebertirim. Anladım. Şimdi defol git. Allah'ım. Şayet gerçekse Serdar'la aramda kan var demektir. Yirmi dakika var panele. Git patlat şu bombayı. Sevdiğin adamın son isteğini yerine getir. Panelimiz için, evet. Bekleriz efendim. Sakın yapma. Sakın. Patlat be. Patlat. Yakalanacaksın. Patlat işte.
kaç kaç kaç! Doktor! Doktor! Tamam ya, görevliler buldu. Anam! Anam! Aga vallahi az kalsın kızarmış tava dönüyordum ha. Of! Lan öldün sandım. Ahmak adam. Niye koşuyorsun ha? Atsana elinden bombayı. Ya aga ne yapaydım? Orada çoluğun çocuğunu öğrencinin içinde kayamadım. Koştum buraya ya. Of kafam da çatlıyor. Ulan doktor. Öldürdün beni. Tamam Meryem. Bu kadar kendini yıpratma. Elbet karşımıza çıkar bir yerlerde. Topal Bravo'yu tanıyordu Serdar. Kaçırmasaydım bulabilirdik. Bombacı kız da tanıyordu onu. Biz de onu kaçırdık elimizden Meryem. Ama Allah'a çok şükür bugünü kazasız atlattık. Hadi gel. Gel bir şeyler yiyelim hadi. Serdar. Nereye? Bir şeyler yiyeceğiz Meryem'le. Karargâhtan kimse ayrılmasın. Bu şerefsizlerin ne yapacağı belli olmaz Nazan. Tamam Serdar. Hadi gel. Allah'ın belası güven. Öldüreceğim seni. Serdar'ı operasyon fiyaskoyla sonuçlandı. Nasıl buldular bizi Yavuz? Neden dinlemedin karargahı? Karargahı sürekli dinledim. Yüzbaşı bağlantı kurmadı Nazay'la. Belki ilçeye indiklerinden beri takip ettiler Cemal'le kızı. Öyle olduğunu varsayalım. Ya bombalayacağımız yeri nasıl buldular? Şş, sen, Topal. Sen çözüldün. Yok patron. Ben kaçtım hemen buraya geldim patron. Ya patron. Patron şimdi ben çözülseydim yani. Bravo ile Şahmaran da bulurlardı değil mi patron? Sakin ol. Sen Sungurlarla yeni tanıştın. Bu yenilgiyi ben çok yaşadım. Sungurlardan bunun intikamını alacağım. Sen bana bırak. Ben de Cemal'in intikamını alacağım. Karşımıza çıkan ilk Sungur'u öldüreceğiz. Tamam.
çay yapmış. Çok. Hadi. Akşam için yemek yaptım. Toplanıp biz de yeriz. Serdar abiyle Meryem'i de çağırıveririz değil mi? He. Dilan öğretmeni de çağıralım diyorum ben. Evet, evet. Sakın verme. Şimdi nikah memuru da çağırırsınız siz. Yok öyle üst üste olmaz. Zaman olmaz. Abi güzel, iyi huylu kız. Yavuz'u da oğlu gibi seviyor. Ben ağzını aradım. Sana karşı da boş değil. Ya kavgalardan, çatışmalardan yüreğimizi sevgiye açacak zamanımız olmadı biliyorsun. Sana bir şans daha geldi. Değerlendirsene. Kaçırma bu kızı. Bana bak yılan Naz'a. Bu iş senin başının altından çıktı. Ya bırak bu oyunu kordon. Sen de öğretmeni sevdin. Kim demiş be? Ben dedim. Hepimiz seni iyi tanıyoruz. Eğer kıza karşı ilgin olmasaydı konuyu kestirip atardık. Ya bir kere hiç de öyle ayağa kalkıp da gitme yani kordon. Sonuçta kız orada çok haklı bir şey söylüyor. Senin hel lastik gibi çekip uzatma gibi çok kötü bir huyun var. Gerçekten çok kötü bir huy bu. Sonuçta hepimiz bu işi çok iyi gördük ki öğretmen gelince senin gözlerinin için çakada 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 dişler saçıyor değil mi sanırım? Ateş böceği gibi. Bunu ki istemiyorum gari yan cebime ya. Koy. Memiş. Siz adamı çıldırtırsınız ha. Evet. Evet gerçekten. Yanıyormuş. Yok ya. İstersen hemen değiştirelim. Kolye falan alalım. Allah benimle evlenmek istiyor. Ne oldu Dilan? Niye ağlıyorsun? Gerçekten teklifinde ciddi misin Celil? Ne teklifi ya? Bu yüzük tek taş Celil. Bununla evlenme teklif edilir. Belki de haklılar. Gelin burada. Abi. Tamam. Tamam. Kurtuluş yok sizden anladım. Kabul. Dilan'a evlenme teklif edeceğim. Anam. Oo, şükür. Ya ben zaten biliyordum. Vallahi bu dünden razıydı. E yüzük de zaten yüzük. Alındı. Yani yüzük zaten cepte. Geri kaldı nişan. Akşama nişanımız var. E o zaman hadi yürüyelim. Hazırlıkları yapıverelim galiba. Hadi. Hadi. Çok iyi düşündün ha. Hey. Nereye? Serdar kimse karargâhtan çıkmasın dedi. Şerefsizler bir hainlik yapabilirmiş. Ya akşam bizdeyiz gari Naz'a. Serdar abiyle Meryem'e de haber veriver. Hadi. Tamam. Hadi. Hadi bin bin. Gözlümden bu elden gidersem, ela göz.
gözlüm ben bu elden giderse. Günler mi geçse kafamın üstünden? Zülfü perişan. Bu kadar heyecanlanmaz mı? Kal melul melul. Kal melul melul. Keremet aklımda. Cemal'e intikam olacak. Çıkarma beni. Gebereceksiniz ikinciler. Ağla gözyaşımı. Sil melul melul. Keremet aklımda. Çıkarma beni. Ağla gözyaşımı. Memişim, sen içeriden sütle bulgur alır mısın? Sütle bulgur alıvereceğim. He. Tamam Berivan. Hadi. Çabuk çabuk çabuk. Elvan çiçekleri takma başına. Elvan çiçekleri takma başına. Ne yapıyorsunuz? Bırakın. Memiş. Gel yanıma. Memiş. Bırakın beni. Memiş. Berivan. Berivan. Çekme kaşını. Berivan! Beni ağlatırsan doyma yaşına. Ağla gözyaşımı. Sil melul melul. Beni ağlatırsan doyma yaşına. Yaşını sil melul melul. Buyurun Celil Bey. Teşekkür ederim de bu niye? Bu akşam yemek yiyelim diyorum Dilan. Yine beni bekletirsin sen. Yemeğini de istemem, çiçeğini de. Yok, bu öyle değil. Berivan davet etti. Onlar da yiyeceğiz. Hem gelirken yüzüğü de getir. Yeter ey sevdiğim. Bu akşam takılmaz. Sen seni düzen. Ne demek oluyor bu Cemil? Yeter ey sevdiğim. Celil! Celil! Beyazı çözer. Beyazı çözer. O güzel ellerin bir daha uzak. Ayrılık şerbeti. Ver melul melul. O güzel elleri.